Bu bölümde istiyorum ki genç kalmayı konuşalım. Yaşlanma nasıl bir süreç? Kadın olsun, erkek olsun, hepimiz aslında bir şekilde ölümsüz olmak istiyoruz galiba. Herkes olmasa da. Oradan başlayayım, şöyle iddialı bir giriş olsun. Sizce ölümsüzlük keşfedilecek mi? Ölümsüzlük keşfedilecek mi bilmiyorum. Ama çok eski zamanlarda ölümsüzlük, çok uzun yaşıyorlardı. Bernard Shaw'un çok önemli bir kitabı vardır, Methuselah diye. Ve o kitabı mutlaka okumanızı isterim. 400 yıl yaşayan kişilerin hayatını anlatıyor. 400 yıl. Evet, yani Methuselah diye. Önemli bir şey. Tabii çok büyük espriler de var. Ama önemli olan Elif Hanım uzun yaşamak değil. İnanın sağlıklı yaşamak, iyi yaşamak. İyilik ve sağlıklı yaşamak, programımızın adı da o, biliyorsunuz. Evet. O mutlu yaşamak. Yani uzun yaşamak o kadar önemli değil. Örneğin Rockefeller yaşadı, uzun yaşadı, uzun yaşamaya çalıştı. Ama 6-7 kere karaciğer nakli oldu, birkaç kere bilmem ne nakli oldu, kalp nakli oldu, şu nakli, bu nakli. O yaşamak mı sizce? Bence o yaşamak değil. Şey olarak. Onun için ömrün uzayacağını ben sanmıyorum. Hatta şimdi Amerika'da yayınlarda şöyle bir şey var, ömür kısaldı. Yani anneler ve babalar telaştalar, çocuklarımız bizden daha kısa olacak diye. Bir de öyle, ömür uzamadı. Ömür uzadı diye propaganda yapılıyor. Değil, ömür uzamadı. Türkiye'de de ömür uzamadı. Yani neden uzamadı? Çünkü gençlerin hepsi hasta. Bizim gençliğimiz gibi değil. Yani bunu artık görmemiz lazım, kabul etmemiz lazım. Bunun sebeplerini ne olduğunu açıklıyorum kitaplarda ve konuşmalarımda. Bunları tabii bir bütün bu. Yaparsanız sağlıklı yaşarsınız. Çünkü şöyle bir laf vardır. İnsan doğduğu zaman sağlıklı doğar. Yani sağlıklı kalmamız için ana rahminden itibaren vücudun iyiliklerine bakılması, korunması lazım. Yani çevresel faktörler giderek çok arttı, biliyorsunuz. Endüstri çok gelişti. İşte nükleer silahlar, yok elektromanyetik alanlar, işte efendim bir sürü kimyasallar, konuştuklarımız falan filan. Bütün bunlar hayatımıza girdi. Yani onun için uzun yaşamanın hiçbir kıymeti harbiyesi yok. Sağlıklı, dürüst, huzurlu, sağlıklı yaşamamız önemli diye düşünüyorum ben. Çok güzel söylediniz hocam. Son yüzyılda aslında ömür nispeten uzadı sanki, ama şimdi tekrar kısalma eğrisine girecek. Son yüzyılda uzamadı. Öyle mi diyorsunuz? Uzamadı, evet uzamadı. Ama şimdi daha çok kısaldı ve de çocuklar çok çok hasta. Gençler çok çok hasta. Ömür uzadı diyorsunuz, 30 yaşında kızlar ve erkekler kısır kardeşim. Nesi uzadı? Yani hormonal denge, her bir şey bozuk. 20 yaşındaki çocuğu annesi elinden tutup bana getiriyor, 3 tane ilaç kullanıyor. Bu sağlıklı bir yaşam mı? Bu böyle bir yaşam uzun olmaz ki. Hatta dahası, daha ne yazık ki bebek yaştayken SMA hastalığıyla bebekler kaybediliyor. Yani. Tabii ki onun da sebebi annenin, hamile hanımların yanlış beslenmesi, hamile hanımlara yapılan aşılar. Yok böyle bir şey. Bu yeni çıktı. Yani ben şunu öğrendim. Hamile hanımlara, anne adaylarına tetanoz iğnesi yapılıyor, aşısı yapılıyor. Kardeşim, tetanoz aşısı yapılır mı? Tabii ki çocuklar sakat çıkar. Veya ne bileyim ben, anne hamileyken sigara içiyor. Veya hamileyken toksik maddelere maruz kalıyor. Olduğu gibi geçiyor şeyi. Biz mesela diyelim ki genç bir hanım emziriyor. Doğum yapmış, emziriyor. Ama güneş yağı sürüyor güneşlenmek için. O güneş yağında bulunan kimyasallar sütle bebeğe geçiyor. Bitti. Daha 3 aylıkken bebek, 4 aylıkken. Emziriyor, tamam emzirsin. Ama diyelim ki güneş yağını siz içebilir misiniz? İçemezsiniz. Ama cilt onu emiyor ve süte geçiyor ve bebeğe geçiyor. Onun için söylüyorum, öyle bu kimyasallar çocuk yaşında vücuda girdikçe sizin ömrünüz uzun olamaz. Bebeklerin, bunu da söyleyeyim burada, karaciğerleri çocukların
5 yaşında ancak tam gelişiyor. Siz 5 yaşına kadar o çocuklara toksinleri vermeyin. Eğer çocuklarınızın uzun yaşamasını istiyorsanız. Çünkü elimine edemiyor yani. Elimine değil, vücudu bozuyor. Elimine değil kardeşim, hücreleri bozuyor. Hücrelere gidip oturuyor, hücreleri bozuyor. Hücreler fonksiyona edemiyor, hormonları üremiyor. Çocuklar sık sık hastalanıyor. Yani hücreleri bozuyor. Bütün hücreleri bozuyor. Ondan sonra anneler, babalar doktor doktor dolaşıyorlar. Hocam bir ara soru sormak istiyorum. Zaman zaman çünkü sohbetimizde konusu geçti bu güneş koruyucuların. Herhangi bir doğal yöntemle güneş koruyucu yapmak mümkün mü? Yoksa hiçbir şekilde güneş koruyucu öner mi? Zeytinyağı. Zeytinyağı ana sütünün aynasıdır. Şey olarak. Şimdi güneş çok önemli Elif Hanım. Güneş hakikaten çok önemli. Yani mutluluğumuz için, sağlığımız için ve güneş ışınlarından ultraviyole B cildimize geldiği zaman, temas ettiği zaman ki emilmesi lazım. Engellenmeden emilecek ki vücut D vitamini yapsın. D vitamini nedir? Çok güçlü bir antioksidandır. D vitamini nedir? Kısırlığı önler. D vitamini çok önemli bağışıklık sistemini güçlendirir. Siz buna mani oluyorsunuz. Kanseri önleyeceğim diye. Hepsi yalan. Hepsi yalan. Gün ışığı C vitamini, gün ışığı ultraviyole C de çok yani A'dır, B'dir, C'dir. Gün ışığında 3 şey vardır. B çok faydalıdır. O vücudumuzda doğal D vitamini yapılmasını sağlar ki ona her vücudun her hücresinde D vitamini reseptörü vardır ve ihtiyacımız vardır. Buna mani oluyorsunuz siz. Ondan sonra cildimi koruyorum sanıyorsunuz. Böyle bir şey yok. Ben bunu senelerden beri söylüyorum. Yine tabuları yıkacak bir açıklama duymuş ya, olduk sizden. Senelerden beri söylüyorum. Ultraviyole C tehlikelidir, yakar. Yani gün ışığında 20 dakika kalın, biraz kızarsın. Ondan sonra gölgede oturun. Yani böyle yatıp da kararmaya gerek yok. Hem yatıp kararmak istiyoruz hem koruyucu sürüyoruz değil mi? Böyle büyük çok bir çelişki var. İşte o tehlikeli. Tamam. O tehlikeli. Esas kanserojen sürülen o kimyasallar. Hele çocuklara çok sürüyorlar. Dakikada bir çocuklara sürüyorlar, evet. Ki çocukların karaciğeri daha gelişmemiş, yarım gelişmiş. Aynı miktarda çocuğa sürüyor ve size sürüyor. Çocuğun vücudu hacim olarak daha küçük. Evet. 800-900 kere daha fazla zararlı çocuklar için. Ama beyin yıkanmış, endüstri onu gayet güzel planlamış, pazar hazırlanmış. Evet, anneleri de uyaralım.